Kocaeli'den Kars'a, Ardahan'a, Sinop'tan Hatay'a kadar Anadolu'nun her yerinden güzel ülkemin güzel kadınları, sevgili Tuzlalılar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere tekrar merhaba demek için toplandık. Malum bir 5 seneyi geride bıraktık. Şimdi ikinci 5 senemize alnımızın akıyla çok şükür yeniden bir başlangıç yapacağız inşallah. Ve bu önümüzdeki 5 yıl inşallah geçen 5 yıldan daha güzel olacak. Daha mutlu, daha güzel bir Tuzla için hepimiz el ele, kol kola, birlik ve beraberliğimizi bozmadan daha güzel günler için çaba göstereceğiz inşallah. Bizler bugün sizlere hem seçim çalışmalarında bize verdiğiniz destekten dolayı, güler yüzünüzden dolayı gerçekten davetlerinize yetişmekte zorlandım ben. O kadar çok davet aldım ki hepsine gitmekte zorlandım. Bunun için size minnettarım, teşekkür ediyorum desteklerinizden, desteklemeyenlerden de herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. İnşallah. İnşallah verdiğiniz bu destekle bizler çok daha güzel işler yapmaya çaba göstereceğiz. Derneklerimizin kadın kollarını her zaman önemsiyoruz. Kurulması için, çalışmalarınız için desteklemeye çalışıyoruz. Bunu lütfen tekrar hatırlatmak istiyorum. Kadın kolları olmayan derneğimiz kalsın istemiyoruz. Bu nedenle özel bir çaba harcıyoruz. Yine dernek ziyaretlerimiz bundan sonra inşallah devam edecek. Hala gidemediğimiz derneklerimiz var. Onları ziyaret edeceğiz. Sorunlarımızı yerinde konuşacağız. Bizler kadınlar olarak birlikte dayanışma içinde bu dernek faaliyetleriyle de birlikte daha mutlu kadınlar yaratmaya çalışıyoruz. Sadece evinde oturan, yemeğini yapan, çocuğuna bakan kadınlar değil, aynı zamanda sosyal hayatta da güzel başarılara imza atan kadınlar istiyoruz. Bu nedenle dernek faaliyetlerini önemsiyoruz. Çünkü her birimiz bir derneğe üye olabiliriz. Sonuçta her birimiz bir yerlerden gelmeyiz. Ve bu derneklerle birlikte kadınlar kendi aralarında bir dayanışma içinde olabilir. Faaliyetler yapabilirler, geziler düzenleyebilirler. Birçok faaliyetle birlikte kadınımız dışarıda bir sosyal ortam kendine yaratabilir diye düşünüyoruz. Bu yüzden bu gezilerimizi sürdüreceğiz inşallah. Yine belediyemizin yaptığı gezilere katılabilirsiniz dernek faaliyeti olarak. Ya da kendiniz kermesler düzenleyebilirsiniz. Biz bu yaza yönelik inşallah bir kadın şöleni yapmayı düşünüyoruz yine. Bu kadın şölenimiz için de desteklerinizi bekliyoruz. Bütün derneklerimizi orada görmek istiyoruz. Bunun duyurusunu şimdiden ben yapmak istiyorum sizlere. Yaza az kaldı çünkü. Yaklaşık bir hafta kadar bir zamanı tamamen kadınlarımıza ayıracağız. Kadınlarımız orada kendi yörelerine ait yemeklerini, giysilerini veya alet edevatlarını, eşyalarını orada sergileme imkanı bulacaklar ve satış yapma imkanı bulacaklar. Böylece hem derneklerine para kazandırmış olacaklar hem de, hoş geldiniz Münir Hanım, hem de kadın faaliyeti olarak derneklerimizin kadın kollarını canlandırmak açısından şimdiden sizden hazırlık yapmanızı isteyeceğiz. Bütün derneklerimizi görmek istiyoruz. Kadınlarımızı sadece dernek faaliyetlerinin erkeklerden ibaret olmadığını, gençlik ve kadın kollarımızın da bu tür faaliyetlerde olması gerektiğini göstermemiz gerekiyor. Bu nedenle desteklerinizi eksik etmeyin. Önerilerinizi de bekliyorum bu konuda. Neler yapabiliriz? Sonuçta orası bir hafta bize ait. Ne tür şeyler yapabiliriz? Nasıl daha güzel olur? Bu yönde önerilerinizi de inşallah konuşmalardan sonra sizlerden bekliyorum. Dediğim gibi amacımız Tuzla'da, çünkü kadın toplumun gerçekten ailenin temel taşı, çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle ailenin temel taşı olduğu için kadının mutluluğu bizim için çok önemli. Bu nedenle kadının mutlaka bir sosyal çevre içinde, arkadaş çevresi içinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu dernek faaliyetlerini bu açıdan çok önemsiyoruz.
Yaptığımız çalışmalar tamamen daha mutlu kadınlar üretmek için, daha mutlu kadınlar yaratmak için. Ve bu faaliyetler içinde de inşallah güzel işler hem dernekler olarak hem Tuzla Belediyesi olarak yapmaya çalışacağız. Biliyorsunuz sadece dernekler değil, Tuzla Belediyesi Kadın Kent Konseyi var kadınlarımızdan ibaret. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşımız var. Yine kadınlardan ibaret birçok kadın dayanışması örneği mevcut Tuzla'da. Bu yönden Tuzla'mız gerçekten çok şanslı. Bu konuda verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Aynı zamanda sizden bir ricam daha var. Yine birbirimizle dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Bunun için de etrafınızdaki fakir fukaradan bize haberdar etmenizi istiyoruz. Gönül ellerine haberdar etmenizi istiyoruz. Çünkü bizim ulaşamadığımız, göremediğimiz yerleri sizler görüp ulaşabilirsiniz, haberdar olabilirsiniz. Hem dernek açısından hem komşularınız açısından. Ulaşamadığımız kimse kalsın istemiyoruz. Bu konuda da dayanışma içinde olmayı temenni ediyoruz. Yine Kadın Kent Konseyimizin açtığı kadınlarımıza ait çarşımız var biliyorsunuz. Satış yapıyoruz oradan. Kadınlarımızın el ürünlerini değerlendiriyoruz. Ve yaptığımız satışların ürün karşılığını kişilere teslim ediyoruz. Hiçbir vergi ödemeden evde ürettiğiniz ürünleri satma imkanınız var Tuzla sahilde. Bu çarşımıza da destek olmanızı rica ediyoruz. Alacağınız, alışveriş yapacağınız hediyelik eşyaları ya da evinize alacağınız şeyleri mutlaka bu çarşıdan almanızı rica ediyorum ben. Bu güzel günde buraya gelerek bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda tekrar seçim satında bizi yalnız bırakmadığınız için, desteklediğiniz için ve davetleriniz için, güler yüzünüz için, ikramlarınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah birlik beraberliğimiz bozulmadan bizim dernek ziyaretlerimiz ve kadınlarımızı ziyaretlerimiz yerinde sorunları dinleme ziyaretlerimiz yine devam edecek. Ve birbirimizle irtibat halinde olduğumuz müddetçe sorunlarımızı daha kolay ve çabuk çözeceğimizi düşünüyoruz. Sizi bu duygularla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve Allah'a emanet olun diyorum. Teşekkür ediyorum. Konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz Fatma Hanım'a. Evet, şimdi aramıza yeni katıldılar. Tuzla AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münire Güçlü aramızdalar. Kendi...